Bursa'nın şehir merkezini en güzel gören köylerden birindeyiz. Efeler Yağcılar'dayız. Köye doğru gidelim. Nereden böyle pek güzel geliyorsunuz güle güle, değil mi? Yanınıza geleyim böyle bir. Evden geliyoruz, hayvanların yanına gidiyoruz. Hayvanların yanına gidiyorsunuz. Bu eşekli neler var? Samon var. Samonu yüklediğin? Tağlı sılaj gömülük duru. Onu garacağız, vereceğiz ineklere. Onu ineklere vereceksin. Aynen. Eşekle taşıyorsun. Tabii. Tabii eşek yöntem tabii. Bu köyden misin? Aynen burada. Köy doğma büyüme. Aynen. Nasıl bir köy Yağcılar? Güzel Yağcılar, güzel köy. Seviyorsun. Tabii. İnsan yok. Az insan. Az insan. Aynen. Huzur mu? Aynen. Aynen. Az insan huzur. Aynen. Hayvanla uğraşıyoruz. Hava da güzel. Evet. Çok insan da yok. Yok yok, insan yok. Kendi bayağı elimize. Doğduğundan beri buradasın. Aynen değil aynen. Doğum büyüme. Peki hayvanla uğraşmayı seviyor musun? Ne yapacağım? Başka iş yok zaten köyde. Tabii. Hayvan aynen. Hayvan geçim. Hayvanla uğraşıyoruz. Ne hayvanlar var sende? İnek var. Şu koyunlar var. En önemli şey şu. Az insan. Huzur dedin. Aynen. Çok doğru. Senden de konuşacağız. Gel biraz yanımıza. Siz arkadaş mısınız? Kardeş. Kardeşsiniz. Aynen. Aa, sen ne yapıyorsun köyde? Aynı işler. Aynen. Seviyor musun burayı? İyi, güzel, seviyoruz. Ablama kazılıyorum diyorsun. Aynen. Buraya bak, eşeği aldınız, yükü sardınız, ineklere doğru gideceksiniz. Aynen. Köyünü de seviyorsun. Aynen. Nasıl geçiyor? Bir gün nasıl geçiyor? Devamlı hayvanlarla uğraşıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Yemle, kovala. Akşam da geldi mi? Sayıyoruz. Tam mı? Tam mı? Aynen. Kayıp var mı? Aynen. Aynı yemliyoruz. İşte sabah aynı devam. Beraber gidelim hadi ineklere doğru. Ne kadar mesafe var? Gidelim şurada ötüde. Hey, hadi gidelim. Hadi bakalım. Buyurun gidelim. Ben de inek falan sağıyorum. O işler bende de var. Biz gidelim. Ay şunu bak. Ben tutsam gelir mi? Gelin. Gel hadi. İsmi ne bunun? Kadife mi? Gel Kadife. Fazla fazla şeyler yapma. Senin üstüne doğru gel ha. Gel. Şu. Hayır hayır. Şu yok. Ben... Şey ha çöy deme bak, sen öğrenmişse o. Öğrenmiş. Brış diyeyim ben. O ata mıydı? O ata mıydı? De. De. Gel oğlum. Hızlandırdım ben biraz. Kızar mı? Kadife. Çok iyi gidiyoruz. Hadi Kadife. Yürü. Yarışalım. Çok eğlenceli bak. Dur brış. Bayram Ali amcamla Kezban teyzem çok güzel şöyle dağın kenarında durmuşlar, bahçe işleri ediyorlardı. Oy. Kezban teyzem ne yapıyorsun burada, anlatıver beni. Hiç ne yapalım işte, bahçe işi. Fidan antiten çapılıyorum. Başka ne yapayım? Burası çok güzel. Her hafta sonları geliyoruz. Evet. Cumartesi günleri geliyoruz. Bunlar bakım yapıyoruz işte. Bu fidanlar ne fidanı? Ne olacak bu? Armut var, kayısı var, şeftali var, erik var. 16 çeşit meyve var burada. 16 çeşit meyve. Onların hepsini yetiştiriyorsunuz. Kısmet olursa yetiştirmeye çalışıyoruz. Aa çok güzel. Yemedik de geçen sene yaptık. Geçen sene beri işte bunlarla uğraşıyoruz. Ceviz var, yemiş var, hepsi. Oo, hepsi var. Hepsi dağ havasıyla. Nasıl güzel oluyordur. Anca işte bakacağız. Anca. Anca olacak. Anca olacak, bakacağız. Tabii. Çocuklar, torunlar var mı? Var. Allah bağışlasın. Onları nasip var. Olacak gari yemek. İnşallah. Öyle. İnşallah onlar nasip olacak. İnşallah. Bir yedi öyle. Onlar inşallah onlar nasip olacak. Kızman teyzem seviyor musun bu bahçe işleriyle uğraşmayı? Çok seviyorum. Tarmışın çok seviyorum. Çok seviyorum. Ekiyorsun, biçiyorsun. Çok seviyorum. Küçüklüğünden beri. Aynen. Normalde memleket burası mı senin, Yağcılar mı? Abim memleketi burası. Benim memleket Sıralar Köyü, ileride karşıda. Ha ileri taraf. Sen buradansın. Doğuma büyüme. Buralıyım. Doğuma büyüme buralıyım. Şimdi de Ata Mahallesi'nin muhtarısın. Aynen. Aynı zamanda. Aynen. Ben de onu merak ediyorum. Ben sen görmüş. Oradan önce. Oradan mı görmüş Kezban dedim. Nasıl oldu? Tam olarak nereden? Sen buradaydın yine. Olay muhali burası. Allah kızım ben buradaydım da Allah razı olsun. Büyüklerimize eskiden görücü usulüyle evlilik vardı. Evet. Şimdi büyüklerimiz münasip görmüş. Biz de nasipmiş evlendik. Bilmiyorum, Bayram Ali amcam münasip görmüşlerdir büyüklerimiz de. Sen de önce bir Kezban teyze mi gördün galiba? Şimdi yok, görmedim. Sonradan bir sonradan görmeye gittim, o kadar. O kadar öyleymiş deme eskiden. Sen öyledin. Benim köy o tarafı şu karşıda, amcan köyü burası. Sen nasip buraya gelin geldin. Buraya gelin geldim. Burası ama zaten. Gelin geldim de kayınvalidem giden ev burasıydım. Buradan Aydın'a gittik. Aydın'a doğduk. Aydın'a doğduk. Ama her fırsatı geliyorsunuz galiba. Tabii tabii. Her zaman geliyoruz.
Seviyorsun değil mi burayı? Seviyorum kızım. Babamın atamızın vatanı, memleketi. Onun için insan geçmişini unutmamak için geleceğini hesap ediyorsan, geçmişini unutursan geleceğini düşünemezsin. Onun için geçmişi unutmamak için aynen gelene devam etmeye çalışıyorum. Torunları da öğretiyor musun? Var içerisinde. Öğrenci olan da var, öğrenmiş olan da var. Değil mi? Öyledir. Daha küçükler mi? Küçük olan da var. Daha 14 yaşında, 13 yaşında daha. Küçükler daha. Aydın'dayken ama mesela burayı özlüyorsun değil mi? Her hafta geliyoruz. Köy güzel oluyor. Şimdi kızım bu köyün tarihçesi belli değil. Değil. Eski. Bu köyün tarihçesine bir araştırırsanız sizden çok memnun olurum. Evet. Şimdi bak şuralarda zeytin ağaçları var, dudağı ağaçları var. Bunun tarihçesini bulamıyoruz biz. Evet. Ben kendim de araştırdım, muhtarımız da araştırdı. Muhtar da Tayımoğlu. Muhtar da araştırdı, bir türlü tarihçesini bulamıyoruz. Evet, bunun tarihçesini bir araştırıverirseniz çok memnun olurum. İnşallah, inşallah Bayram Ali amcam. Evet. Ya yani buradan o konuda araştıranlar, bu konuda ilgili olanlar gelsinler, baksınlar. İnşallah. Vallahi tarihini bilmiyoruz ama bugün çok güzel. Çok güzel. Hava da çok güzel. Hava da çok güzel bugün. Temiz. Koçar Bağırcık. O Milas'ın oradaki. Neden bakıyorsun? Bir yardımcı olursun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakın. Bakın yaralar. Elimi yaraladım abi. Çıkacağım derken. Geçenlerde halbuki 500 kaç rakım tarla atmosfere kadar çıkmıştım. Neyse çapamı yapayım en iyisi. Çapan al sen. Çapa o da. Allah. Hurem edeceğiz. Otları şey yapacağız. Tamam. Bu sende dursun. Yok ben yapabiliyorum. Yapabiliyor musun? Yaparım. Sen gördün değil mi beni? Her şey yapıyorum. Görüptüm ben ona. Bak görüp duru. Bak şu. Evet ya doğru mu? Doğru doğru. Otları şey yapıyoruz. Avucu kırmayalım da. Allah. Sen dışarıdan mı? Dur şöyle mi? Bir kere ben yapayım. Seni göstereyim. Tamam madem Kezban dayıcım. Bak görüyor musun? Çok hızlı, çok pratik. Ama benim çapam seninki gibi değil yalnız Kezban teyzem. Benimki biraz daha zor bir çapaydı. Ya sen biraz daha bunu şey et. Bunu da mı yapayım? Bu sen yaptın bunu. Ya biraz daha sen biraz daha çapalım adam. Şey olabilir. Hani gönlüm kalmasın diye. Ha? Kezban ben onu yapacağım o zaman. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Olacak olacak. Öğrenecek. Canını kurtar. Canını kurtar. Aynı zamanda bir güç istiyor bu işler. Aynen. Maşallah ya vallahi. Ya bunlar hep işte böyle çapraya çapraya hep devamlı çapılıyor. Al da döndük çapalım. Çocuk geliştirin diye. 2 sene sonra mı çıkacak bunlar? İnşallah çıkar. 2 sene sonra yine buraya geliriz. 2 sene geliriz. Şimdi bu görmüş olduğunuz emek emek çapaladığımız fidanlar 2-3 sene sonra ağaca dönüşecek. Adeta bir bebek. Aynen, aynen bebek gibi, çocuk gibi. Bak yazın, bütün yazın suladık biz bunları. Ah. Her hafta. 200 sene sonra geleceğiz inşallah bunların altında. İnşallah bir elma yemek, değil mi? Elma, armut hepsi. 200 sene sonra. Ben yine 28 yaşında olacağım. 200 sene sonra 28 yaşında olacağım ben. Ana! Seni her gece evrenim diye uğraşıyorlar ya, inanmıyorsun. Annem ölemcim bilmiyorum ki ben de ya, nasip değil mi Kezban teyzem? Nasip. Hep ben öl diyorlar. Daha ben evlenecek yaşta mıyım? Daha küçüğüm diyorum ben. Geç bile kalmıyor sen. Geç mi kalmış? Geç mi kalmış? Yok geç değildi. Ne diyor? İyiken de değil. İyiken de değil. Biraz evlensen iyi olur. İyiken de ben gece, ya 28. Gece evlen tanı yapacaksın. İyiken evlen. Zamanı. 35. Zamandı. 35-40 değil mi? Yok yok o zaman geç kalıyorum. Al işte. O zaman geç kaldım. Geç kaldım ben. Ben zaten kaldım sen galiba. Sen geç kaldın sen. Kapıda kalmışsın. Bitti benim. Bitti Kezban teyze. Bitmez bitmez. Köyün en önemli geçim kaynağı hayvancılık. Emir Ayşe teyzem ve Ekrem abim de burada hayvancılıkla uğraşıyor. Ve yanlarında bu tatlı gördüğünüz gibi çocuklarla birlikte. Değil mi Emir Ayşe teyzem? Evet. Bu köydensin.
o köyde. Bu hayvanlar senden mi soruluyor? Benden sorunuyor. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Nasıl bakıyorsun hayvanlara? Hayvanları saman, sılacak arıyoruz, veriyoruz. Oradan ot veriyoruz, öyle geçiyor. İnekli hava burada. Ha, inekli hava. Seviyor mu onlarla uğraşmayı? Seviyoruz. Kolay değil ama değil mi? Tabii kolay değil. Ekrem abicim sen de Emir Ayşe teyzemle birlikte sabah geliyorsun, hayvanları bakıyorsun, akşam dönüyorsun Aydın'a geri. Evet. Değil mi? Yazın buradasın galiba daha çok. Kışın. Kışın daha çok buradasın. Aynen. Kışın geliyoruz işte. Hı-hı. Hayvanlara bakıp geri gidiyoruz. Yazın annemgil burada duruyor zaten. Hı-hı. Burası serin oluyor. Abi nasıl hayvancılıkla uğraşmak nasıl? Yağcılar nasıl? Ne söylersin burayla ilgili? Ya burası güzel, temiz hava. Fazla insan da yok işte, sakin. Tam kafa dinlemek için şey, ama hayvan bakmak zor yani. Kışın yağmur, çamur, soğukta. Evet, yine biri arıyor. Kim arıyor yeni ya? Ben daha değil. Televizyoncular var burada. Ekrem'le var, iki Ekrem'le, Veli var. Televizyoncu kız var, torunla, hepsi dolu. Bay bay de kapat de, Duygu de, Duygu. Duygu, Duygu. Kızın adı Duygu. Yağcılar köyünün çok eski bir köy olduğu biliniyor fakat tarihi tam olarak bilinmiyor. Çünkü bu konuda araştırma yapılmamış ama bu gördüğünüz kuyu kaç asırlık olduğu bilinmiyor değil mi muhtarım? Bilinmiyor, bilinmiyor. Bu kuyuyla ilgili bana birkaç bir şey söyler misin? Valla kuyunun suyu çok güzel. Her yerden kuyusu? Kabul kuyusu da geçer. Kabul kuyusu. Evet, kabul kuyusu. Hı-hı. İnsanlar devamlı su almaya gelir. Yani çok bir güzel bir su olduğu, hı-hı, şey oluyor. Yani çok iyi bir su yani. Nereden giriyor muhtarım su? 10 metre tabanından. 10 metre. Ben bunun için sıvasını yaptım. İndim 10 metre, iniyorum, temizliyorum içine. Ya gidiyorum, yıllık temizliği yapıyorum. Hı hı. Sular bildiğin dağ su, dağdan. Dağdan kaynak. Kaynak suyu. Tadı da güzel diyorsun. Aa, tadı da güzel, çok güzel. Allah Allah. Baya baksana, araştırılmamış, evet. Edilmemiş. Demek ki zamanında, evet, buraya geldiler atıla. Evet, araştırma ama bir taş duvarla yapılmış. Eski bir tarihi kuyu. Tarihi kuyu. Vallahi araştırılması lazım değil mi? Evet, araştırılması lazım. Biz çok güzel bir evin bahçesindeyiz muhtarım, evet, seninle beraber. Amcamıza... Biraz anlatır mısın bu kimi? Ya bu Mahsut Kesici amcamız. Hı-hı. Allah rahmet eylesin. Hı-hı. Yani buraya geldi, bir eski ev kaldı. Emekleriyle bu hale getirdi. Bu eski bir evdi burası. Eski bir evdi. Atıl bir eski teyzemin eviydi. Hı-hı. O aldı böyle eski haliyle. Ama kendi emekleriyle bu hale getirdi. Ama güzel bir şey yarattı. Hı-hı. Köyümüz için de değerini arttırdı. Evet, güzel. Ev arttırdı ama ömrü yetmedi. Hı-hı. Allah rahmet eylesin. Hı-hı. Yani bugün de onun bahçesinde bak bir program yapıyoruz. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Peki muhtarım, o burayı nereden bulmuş? Nasıl bulmuş yağcıları? Genelde kendisi Karadeniz'i dedi. Kendi Karadeniz'de ama bir şey üzerinden bulmuş yani. Bir tavsiye üzerinden mi? Tavsiye üzerinden. Birisi Alım Kerim olmuş. O almamış. Hı hı. O gelmiş buranın manzarasını beğenmiş. Hı hı. Ama aldı. Hakikaten güzel bir şey yarattı. Evet, ama kendisi göremedi maalesef. Maalesef. Arayıp yer soruyorlar. Evet, yer soruyorlar. Yerleşmek istiyorlar. Evet. Ya işte yer sorunları şuradan biraz da hemen olmuyor. Ölmüşler, miras olayı çok oluyor. Onun için hemen birden çözüm sağlanamıyor. O yüzden yani. Tabii az yer var abi. Az yer var. Az yer olunca mesela bir yerin 30 tane mirası çıkıyor. O yüzden bunu ayıklamak biraz zaman alıyor. Tabii. Onun için yani. Ama dışarıdan gelmek isteyen çok var muhtemelen. İsteyen var. Var. Vay be. Ama gelinmeyecek gibi değil abi. Şu dağın manzarasına baksana. Evet, şu dağın güzelliğine bak. Tertemiz hava. Şehre çok uzak değil zaten. Değil. Ha, Aydın'a kaç kilometre şu an Aydın'dan? 23 kilometre. 23 kilometre. Hemen bir şey oldu. Aydın'a git. Söyle, yazın. Yandın, bittin, mahvoldun.
Hemen gel şurada serin serin otur. Evet, değil mi otur? Evet. Germencik evet, kadar Germencik çok yakın. Kadar, evet. Çok yakın ama ben çok güzel. Tek bir şunu dile getirelim. Köyümün tek bir sorunu var. Hı-hı. İçme suyu yetersiz. Hı-hı. Yani orada bir... Çok da az insan var abi. Evet. Şey. Ondan yetkililerden onu da şey yapıyoruz. Söyleyelim yani. Yani. Evet. Evet. Yani içme suyu problemi yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Onu yaşıyoruz. Evet. Hasan abimin bahçesindeyiz. Hasan abimin bahçesinde zeytinler, incirler, badem ağaçları, meyveler, neler var neler. Erik var, kayısı var, üzüm var, şeftali var, nektarı var. Hepsini ektirmişsin abi. Hepsi var, evet. Onlarla uğraşıyorsun bahçede. Onlarla uğraşıyoruz. Fırsat bulduk mu kendimiz sağlıkçıyız. Fırsat bulduğunda köyümüze geliyoruz, böyle evimiz var. İşte böyle gördüğünüz gibi bahçemizde zamanı geçiriyoruz yani Aydın'ın şeyisinden kurtulmak amaçlı. Evet. Hastane stresinden. Çok zor. Böyle. Ya şöyle Hasan abim normalde Aydın'da devlet hastanesinde çalışıyor, evet. Sağlıkçı. Ama normalde buralısın değil mi abi? Evet, buralıyım. Böyle her fırsatta? Her fırsatta buraya geliyoruz işte bahçemizde. Ön tarafta yeni kışlık yeşilliklerimiz var. Hı-hı. Onlarla uğraşıyoruz. Yani fırsatımızda genelde böyle buralarda geçiriyoruz yani temiz hava. Zaten Covid yoğun bakımdayız. Evet. Yani Covid yoğun bakımın stresi şeyisi yani ondan kurtulmak amaçlı temiz hava yatıyoruz. Yani köyümüzde sakin bir yer. Çok kalabalık değil, gürültü yok. Yani her yandan çok sakin bir köyümüz. Burası normal hayvancılıkla uğraşan bir köy. Herkes kendi işinde gücünde. Yani yavaş yavaş böyle herkes geçinip gidiyor yani köyümüzden. Zaman... Suyumuz sıkıntı birazcık işte. Hı-hı. Yine belediyemiz sağ olsun getiriyor suyumuzu, döküyor depoya. Hı-hı. Yani su biraz sıkıntı. Suyumuz olsa daha çok millet ekip pişecek yani zeyzevatın olsun, şeyin olsun. Ama şimdilik idare ediyor. İnşallah suyumuz da olur. Evet. O zaman daha bir güzel olur. İşte suyumuz olmadığından böyle bir havuz yapalım dedik burada, depo yapalım dedik. Tam işin üstüne geldik değil mi abi? Aynen, tam işin üstüne geldiniz. Vallahi. Fırsatı böyle izin ayrıldık, izinimizi de burada böyle geçiriyoruz işte. Burada gençler durmuyor çünkü gençler için şöyle bir şey var, evleneceksin. Evet, evet. Ama evlenemiyorsun çünkü zaten köy olduğundan buraya kız vermiyorlar. Aynen, yani zaten hep köyde zaten genç nesil yok artık, hep evet. İhtiyar nesil, genç yok. Onun için... Yani biz yine de burada atalarımız olduğu için anamızı babamızı... Yengen buralı mı? Yok hanım başka köyden. Başka köyden. Başka köyden. Aydın'da buldunuz birbirinizi. Yani normalde yani ileride şeydi tam biliyorduk aile olarak. Ama işte istendi oldu nasipmiş. İşte kendinizde görüyorsunuz bak sakin bir yer. Araba gürültüsü yok. Evet. Bilmem işte yani kimse senin işini karışmaz. Yani şu an... çok iyiyiz yani rahatız köyümüzde. Evet Hasan abiciğim vallahi çok güzel. Biz de çok mutluyuz burada olmaktan. Bizi izleyenlerine söylersin. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için sağ olun. Fitnet teyzem ve Gülperi teyzemle beraberiz. Fitnet teyzem nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. İlk defa duydum ben bu ismi. He? İyiyim. Ne var ne yok? İyi. İyisin değil mi? Sen nasılsın Gülperi teyzem? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür vallahi. Bak bugün burada yağcılardayız. Yağcılarda karşılaştık. İyi oldu değil mi? Güzel mi köyümüz? Köyümüz çok güzel. Gez gez bitirmiyoruz. Aslında küçük bir köy ama yine de bitiremiyoruz. Benim çenem biraz çok iyi ondan herhalde. Herhalde. Vallahi. Fitret teyzem sen doğma büyüme buralı mısın? Nerede doğdun? Dereköy'de.
Dereköy neresi? Nereye bağlı? Dalma Dereköy. Dalma Dereköy'den buraya gelin geldi. Ta oradan buraya getirdiler seni. O zaman atla mı geldin ki? He? Atla bak gülüyor nasıl gülüyor Allah. Atlan gelmiş, ben bilgiyi aldım, atlan geldin. Peki, tamam sana şunu soracağım. Sen bu köyde neler yapıyorsun? Zaman nasıl geçiyor? Gençliğinde neler ettin? Geçi baktın, koyun. Işte. Geçi baktın, koyun baktın. Başka? Başka, sığır var işte, başka bir şey yok. Tarımla uğraşıyor mu, ekiyor mu, biçiyor mu? Çiftçilik ekmiyor, var mı? Ekmiyor çocuğum, ekmiyor. Ekmiyorsun, bilmiyorsun değil mi? Ama Hasan abim var, o yapıyor. Değil mi? Torunlu adı geliyor böyle. Geliyorlar. Seviyor musun köyü? Seviyorum. Nasıl tanıyor? Allah, Bitlis teyzem. Tamam ben Gülberi teyzeme dönem biraz şimdi. Dur gitme sakın. Bir daha bir şey demeyeceğim. Bir daha bir şey demeyeceğim. Yarın beni güldürler o. Kim gülecek seni? Pek güzel anlattın ya. Ha? Değil mi? Güzel anlattın. Tabii. Vallahi Gülberi teyzem sen de bu köydensin. Hayır. Sen neredensin? Zeytinköy'ünden. Aa Zeytinköy. Geçen gittiğimiz bizim. Ay kirazların olduğu yer. O kirazların olduğu yer. Sen oradan buraya gelin geldin. Hayır Konuklu. Biz Konukluköylüyüz. İki sene oldu geleli. Bu iki senedir buraya göçtük. Evet. Neden buraya geldiniz? Hayvancılık yapıyoruz işte. Hı-hı. Koyun gidiyoruz. Tabak kuzular bizim. Hayvancılıktan dolayı. Hayvancılık ev yaptık. Oo çok güzel. Hı-hı. Burada duruyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Yaz kış burada mısınız? Hayır. Yazın kendi yaylamızı gidiyoruz. O tarafa gidiyoruz. Kışın buradasınız. Hı-hı. Evet. Soğukta. Evet. Değil mi? Peki, keçileri bakıyorsun, koyunları bakıyorsun, hayvanlarla uğraşıyorsun. Evet. Seviyor musun onlarla uğraşmayı? Seviyorum galiba, alıştım artık. Alıştım. Burada çok az insan var ama değil mi? Evet, az. Hiç korkmuyorsun, çekinmiyorsun değil mi? Korkmuyorum, ben zaten alışkınım. Akşamları bile tek başına dışarı dur biliyorsun. Duruyorum ben, çoktan beri duruyorum. Allah Allah. 30 seneden beri dışarıdayım ben. 30 senede dışarılardasın. Evet. Güzel. Senin çadırlarda mı geçti ömrün? Evet, çadır duruyordum önce. İlk senden beri. Yorulmuşsunuz demek ki siz bayağı. İşte öyle bir şeyler. Öyle bir şeyler. Çadırlarda durdun. Durdum, çok durdum. 28 senemde durdum. Sağ ol. Bak bir şey daha söylemeyecek misin beni? Bak söylemiyor. Abi bak vallahi Hasan abim yaptığını bak ya. Hasan abi senin yaptığını Çorumlular yapmaz. Nerede yapıyorsun? Abim Çorumlu'da. Gördüğünüz gibi Hasan abi sabahtan beri bizden çay kahve içiyor. Amele diyor getirdim kaçtı gitti. Görüyor musunuz? Nasıl geleceğim? Buradan böyle direkt oturuyor kayıyorsun. Şuradan kaydırarak git. Buradan mı gideceksin? Ben tutmam hiç gel. Allah. Gel. Allah. Tamam şimdi. Buraya çıkmıyor. Ya. Ben Çorumlu abimin yanına gideyim ya. He oraya git. Sen çavuş musun? He? Çavuş musun? Amale sayılıyoruz, ustabaşı sayılıyoruz. Usta nasıl? Aa patron nerede bak? Onu çektik. Onu çektik biz. Kolay gelsin. Sağ olun. Burada bir Çorumlu olarak çok güzel çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Senin yaptığının daha da güzellerini Çorumlular da yapar. Değil mi abicim? Aydınlar yapar diyelim. Aydınlar mı yapar? Ama yapamıyorlar. Bak getiriyor bana kaçıyor gidiyor. Hele birini gördün mü hemen hiç fırsat yok. Güzel abi ya vallahi. Kolay gelsin. Sen abicim Aydın'da yaşıyorsun. Aydın'dayız. Normalde Çorumluyuz. Ankara'da. Ankara'dan Çorum'dan da buraya geri geldik. Devlet memurusun herhalde abi. Tabii. Hemşireyim. Buraya atandın. Evet 4 yıldır buradayız. İşte arkadaşlarla geliyoruz eğlenmeye. Doğa da güzel. Evet. Hem doğanın tadını çıkarıyoruz hem de deşarj oluyoruz. Kendi negatif enerjimizi atıyoruz burada. Ne güzel. O yönlerden güzel. Peki abicim Aydın'ı nasıl buluyorsun? Ya Aydın'ı zaten sevdiğimiz için geldik. Ben daha öncesine gelmeden, bir yıl öncesine geldik, araştırdık, gezdik. Ondan sonra Aydın'a geldik. Sana abim anlattı, elinden her iş geliyormuş abi. Yok, şey işte ya, hani el yeteneğimiz, kendimizi övmeyelim. Olursa yapıyoruz bir şeyler. Ne güzel ya. Bak, ağaçları da budadık. Görmüşsündür belki. Ağaçları da budadın. Bak şunlar bizim oranın cevizleri. Ala 77. İnşallah Aydın'a meşhur edeceğiz onları. Çorum'dan buraya ceviz şeyi. Tabii ektik böyle. İnşallah buraya da uyum sağlarsa dağ taşı hedefimiz o bizim. Ne güzel abi ya. İnşallah yazın bir iki yıl sonra gelirsiniz o zaman daha güzel konuşuruz. Daha güzel olur. Tabii. Abi çiftçilikten de anlıyorsun. Tabii benim yani diyorum ya sadece biz hani devlet memuruyuz ama ben zevk alarak yaptım. Yani deseler ki şu anda ne olmak istersin? Ziraat mühendisi ya da böyle doğayla baş başa olan bir meslek. Çorum hemşehrilerimize ve tüm Türkiye'ye. Bayram Ali. Bayram günü olmuşum ben. Hı-hı. Bayram günü olunca Bayram Ali olmuşlar. Ah ne güzel olmuş ya Bayram Ali amcam. Sen bu köydensin.
Yağcılardansın. Buradanım. Doğumu, büyümü buralıyım. Ne yapıyorsun bu köyde? Neler yapıyorsun? Beni bir anlatıversene. Hayvancılık yaptık. Başka hiçbir işle yani meşgul olmadık. Hayvancılık yaptık. Ama bu dağlarda koştun, keçi otlattın. Bu memlekette benim ayak basmadığım yeri yoktu. Hiçbir dağ kalmadı. Kalmamıştır. Hep bu dağlardaydın. Bu dağlarda doğduk, büyüdük. Bu dağlarda 250 geçi vardı benim. 250 geçen bu dağların her tarafını gezdim. Gezdin. Pek güzel miydi o zamanlar? Tabii. Gençliğine şimdiki yaş bir olur mu? Güzel miydi gençliğin? Güzel geçti mi? Şükür bu halimize. Peki eskiyle şimdiye baktığında neler değişti bu köyde? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Tabii eskiden kalabalıydım bu köy. Belki 60-70 aynı vardı. Ben 7 yaşındayken bu da 250-300 kişinin elini öpüyordum. Oo, o kadar. Şimdi benim elini öpecek insan kalmadı burada. Gençler hep gitti. Hepsi. Peki gençler niye gidiyor? Ne olacak? Burada gelir olmadan sonra. Hiç olmazsa okuyayım bir şey yapayım diye gençler şehire gidiyor. Gidiyor. Bayram Ali amcam, ben yalnız şöyle bir şey daha duydum. Daha önce geçen köyde de duydum bunu. Diyorlar ki özellikle erkekler evlenecek kız bulamayıncaya kadar şeye gidiyormuş, şehre iniyormuş. Ya onun bir nesi sevgiyor. Ben seni sevdikten sonra şehirden dağla gelirim, dağdan dağla gelirim. Bak görüyor musun Bayram Ali amcama? Sevdikten sonra dağın taşın ne önemi var? Hiç. Değil mi Bayram Ali amcam? Yok canım, sen de. Çok güzel söyledin. Güzel neyi seversiniz, güzel odur. Güzel neyi severse güzel odur. Bayram Ali amcam, senin çok güzel bir de manilerin varmış galiba. Yok yok, mani kalmadı galiba. Gocadık mani. Gençlik var. Gençliyken vardı mani. Hindiki mani kalmadı. Kalmadı mı? Kalmadı kardeşim, kalmadı. Seviyorsun ama, hayatı seviyorsun. Ha? Yaşamayı seviyorsun. Oo, deli misin? Hindi bir nenen daha olsa nenen kocadı. Nenen ya da yedek bulamıyoruz işte. O kadar. 75 yaşındayım şükür halime. İstediğim aşım kadar çalışsam çalışırım. Bu enerji nereden geliyor? Bu enerji nereden geliyor? Bu havadan geliyor. Benim akrannem Aydın'da gittiler, hepsi öldüler. Evet. Hepsi ama öldü. Sen burada. Ben daha bir kar daha eskiderim. Ay Bayram Ali amcam benim. Ağzını sağlık. Fitnat teyzemle beraber köy ekmeği yapıyoruz değil mi Fitnat teyzem? Tamam. He? Tamam. Bir cümle daha kurmayacağım diyordu, ekmek yapmaya karar verdi. Bakın köy ekmeği nasıl attı. Bak Duygu, nazar mı değdirdim ben. Sen şimdi Fitnat teyzem köy ekmeği yapıyorsun. Önceden mayaladın mı sen bunu? Mayaladım. Sabah da mayaladım. Ne kadar durdu? Bir saat kadar önce. Bir saat kadar durdu. Ondan sonra sacını ısıttın. Hangi sacı ısıttım? Öyle. Odunlarla yaktın. Senin köy ekmeğin çok güzel oluyormuş. Onu duydum da ondan geldim ben. He? Öl diyor la. Doğru değil mi? Bak Fitnat teyzem çok utanıyorum. Onun yerini ben çok güzel. O utandı bizden ya. Sen bizden utandığını baksana, ben senin torunun gibiyim ya. He? Fitnat teyzem, yalnız burada ilk defa bir şeyle karşılaştım. Sacın ısındığını fark etmek için un koyuyorsun. O un kızarıncaya kadar ısınmış mı demek? Ekmeği öyle koyuyorsun. Tabii. Şimdi bekliyoruz. Ay ne güzel olur bak. Bunu ben en çok nasıl severim biliyor musun? Öyle ısacak böleceksin tereyağı arasına. Değil mi? Tereyağıyla. Koca. Koca mı öyle? Ya da koyuyoruz. Ay ne güzel olur arasına. Yiyen insandan, konuşan insandan zarar gelmez diyorlar. Tabii. Doğru mu? Benim o. Yiyen ve konuşan insan. Evet arkadaşlar, gerçekten çok hızlı bir röportaj gerçekleştirmem lazım. Çünkü Volkan abi diyor ki lütfen ısçak ekmek soğumadan bir an önce konuş, ye ve sonra ben yiyeyim diyor. Tam olarak böyle diyor değil mi Fitnat teyzem? Fitnat teyzem, gördüğünüz gibi ocakta mis gibi pişir diye köy ekmeği şu an burada, tereyağı, peynir. Bakın başka hiçbir şeye gerek yok bak. Şimdi gösteriyorum size. Ay o kadar sıcak ki el değmiyor. Oh!
Gördünüz mü? Bak. Allah. Gördün. Oh. Yani elim değmiyor yani. Bu tereyağı da bu köydeki hayvanların sütünden yapılan doğal tereyağı gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Bu tereyağını alıyorsunuz. Böyle. Şuraya koyduk mu? Bak. Nasıl eriyor? Gördün mü abi o sıcak ekmeğin arasında süzülen bu tereyağı? Her şey doğal. Ağzın suyu akıyor senin yine. Ben şöyle sevgili izleyenler sizin için tadına bakayım. Harika. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Peynir de buradan galiba. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ay tamam. Hocam. Ay beyaz da çok güzelmiş. Ay ben tutayım mı? Gelebilirsin. Dur bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika muhtarım tam bırakma hemen. Ay bu çok da güzel duruyor. Döndürü dön 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 dön. Döndürü dön dön. Ay bebek gibi. Evet. Bebek gibi. Evet. Canım benim. Oy. Canım benim. Kalbi nasıl atıyor? Küpeleri de var. Küpeleri var. Bak küpeleri varmış bunun. Evet muhtarım gerçekten bir merhabanla, bir alkışınızla hepsi dışarı çıktı birden. Hepsi bunların koç mu oğlak mı bunlar? Oğlak. Oğlak. Evet. Koç nasıl doluyor ki? Koç koyun. Koyundan koç, oluyor. Oğlak evet. Nereden oluyor? Keçiden. Keçi ve oğlak. Evet. Sen keçi. Bu işlerle uğraşıyorsun. Evet bunlardan bu babadan kalma öyle devam ediyoruz. Oğlak işi. Evet. Peki bu oğlakları ne yapıyorsun? Bunları büyütüp satıyoruz. Bir kısmına yine devamı için damızlık alıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Burada bayağı var. Kaç tane var oğlağımız burada? Var 30-35 tane var. 30-35 oğlak. Peki evet. Nasıl bakıyorsun bunlara? Nasıl besliyorsun? Anneleri merayı salıyoruz. Evet. Akşam geldim yemdiriyoruz. Öyle bakıyoruz. Ay şuraya baksana. Bunlar evet. Daha kaç günlük? 2 aylık olanlar var. 3 günlük olan var. Evet. Peki bu oğlaklar büyüyünce ne oluyor? Oğlaklar büyüyünce... Keçi oluyor. Keçi oluyor. Teke oluyor. Teke oluyor. Erkekleri teke oluyor. Vallahi oğlan sütü, keçinin sütü çok kıymetliymiş, doğru mu? Keçi sütü anne sütüne en yakın sütmüş. Evet, öyle diyorlar evet, keçi sütü. Anne sütüne en yakın süt. Şimdi bunların annesinin sütü değil mi? Çok kıymetli. Evet, çok kıymetli. Yani bebeğe anne sütü olarak en yakın keçi sütü varmış yani. Evet, çok kıymetliymiş. Evet, çok kıymetli. Almak isteyen oluyor mu? Oluyor. Senin bağlantıya geçiyor. Evet, bağlantıya geçiyor. Bir de buna çıkıyor ama kaçanlar. Çıksınlar, fark etmez, durur onlar. İsterlerse geri geliyorlar. Geziyor, evet, gezerler. Peki muhtarım, bu keçi inadı diyorlar ya, gerçekten bu keçide inat var mı? İnat da vardır, akıl da vardır. İkisi de var. İkisi de var. Ama dağda kalmaz. Koyun gibi kalmaz, akşam evine gelir. Bulabiliyor yani. Bulabilir. Nereye gitse gelir. Peki seslenebiliyor musun sen? Öyle bir bağlantınız var mı? Evet, piçi deriz. Piçi? Ya, evet. Ne demek? Yani meler o zaman. Hadi bir de deyelim bakalım, diyecek mi bakalım? Yok, hemen melecek diye bir şey yok da ama anlar yani. Anlar, o merhaba gibi bir şey. Evet, merhaba. Piçi. Evet, evet. Kim anlar? Anaçları. Anaçları deriz bunlara. Piçi. Pişi deyince merhaba. Tamam bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bundan sonra keçi gördüğümüzde pişi abi. Ay cis deriz onu çevirme şeyinde. Mesela bir yere gideceğiz. Ay analarına yana. Ay. Ha evet. Değil mi o? Oraya gitme dön geriye. Yani hakikaten demek. Hareketlendiler evet, ay deyince. Evet. Pişi pişi. Pisi pisinin keçi hali o. Hani ya, keçiye pisi pisi diyorsun ya. Demek ki keçiye de pişi pişi diyorsun. Evet. Anladım. Şey ne oldu? Sen niye korkuyorsun? Ben korkarım mutlaka. Birden üstüme akın ettiler. Bak geliyor. Ay 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 ay. Biçim laf var. Bunlar çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Biçim laf var. Bunlar çok korkuyorum. Bak. Oğlum ne oldu ya? Oğlum ben. Bak ben lütfen.
Ben az önce çok sakin duruyordu bunlar. Niye böyle oldu anlayamadım. Biçi biçi. Ayıp ama bu biçi biçini yaptı. O artistlikleri oturttum falan. Ne güzel seviyorum falan diye durmuştum. Ah be. Ala. Çok güzel oldu. Hadi gidelim muhtara. Hadi yürü. Korktuğumdan değil. Evet, bildiğiniz üzere son zamanlarda, özellikle son yıllarda herkese söylediği bir şey var. Gençler köyde kalmıyor. Ekrem köyde kalanlardan biri ve köyde hayvancılık yapıyor. Birçok iş yapıyor da hayvancılık evet. Da o işlerden biri. Ekrem sen bu köydensin. Evet, yağcılarlıyım. Yağcılarlısın. Yağcılar neler yapıyorsun kardeşim? Günlük sabah hayvanlara bakıyorum, akşam hayvanlara bakıyorum. Artı çalışıyorum, işime bakıyorum. Seviyor musun köyünü? Köyümü seviyorum, severek yapıyorum işimi de. Peki bu hayvancılık bak meraka bak ya. Tek bak bu arada arkadaşlar Ekrem sadece 22 yaşında. 22 yaşında olmasına rağmen bu kadar hayvanla nasıl uğraşıyor? Ne yapıyor ben hiç bilemedim Ekrem. Bir de bir organizasyon yeteneği var. Sabahtan beri biz Ekrem'le beraberiz. Hemen oradan bizi aldı. O şurada şu var, burada bu var. Şuraya gidelim, buraya gidelim falan. Ekrem süper de bir organizasyon. Evet. Vallahi çok teşekkür ederiz sana. Rica ederim, ne demek. Sabahtan beri gezdiriyorsun bizi. Ne demek. Nasıl uğraşıyorsun hayvanlarla? Sabah erken kalkıyorum 6.30-7 gibi. Sabahtan 2 saat bir iş oluyor hayvancılığın zaten. Akşam da 2 saat iş oluyor. Geri kalan da zaten iş yerine çalışıyorum. Öyle bugünleri sürdürüyoruz. Köyde olmayı seviyor musun? Köyde olmayı seviyorum. Şehre göre? Şehre göre. Şehir sıkıyor artık. Binalar, apartmanda dışarıda durulmuyor. O yüzden köye kaçıyorum yani çoğunluğuna. Çevrende mesela arkadaşların da var. Arkadaşlarını da görüyoruz. Arkadaşların da sık sık geliyor galiba senin yanına. Sık sık yanıma geliyorlar, uğruyorlar. Beni tek bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Buraya geliyorsun. Evet. Vallahi ben fark ettim zaten. Özellikle sana soranlar da vardır ya işte şu yağcılara beraber gezelim diyenler. Evet. Gençlerde çok var artık değil mi? Var. Hafta sonları geliyorlar arkadaşlar falan. Ne güzel Ekrem ya. Evet. Vallahi buradan bizi izleyenlere ne söylemek istersin köyün için? Köyüm için köyümüz güzel. Buyurun gelin her zaman kapımız açık. Bekleriz. Bu damızlık ama çoğunluğunu ben kurbanlık yapıyorum. Kurbanlık yapıyorum. Kurbanlıklı yerli kara hayvanların. Buranın hayvanı. Şeyin, evet, buranın hayvanı. Bunları hepsini bırakıyorsun Mera'da kendisi. Mera'da kendi otluyor. Peki. Ha, eti çok güzel olur ya. Evet, eti lezzetli oluyor, kemiği ince oluyor. Allah. Eti bol oluyor yani. Güzel oluyor. Hani evet, ya, verimi de fazla oluyor et olarak. Falan buradan gelip alıp şey evet, kesimlerini falan yapıyoruz, ilgileniyoruz müşterilere. İnşallah Ekrem ya. De ki de Allah, Ekrem yapmadı bir şey yok. Hayvanlar doğada kendi kendine beslenmeleri de yemi de zaten dışarıdan değil galiba değil mi? Yemi de çoğunluğunu dışarıdan değil de meradan, otlaktan. Otlak. Kurbana yakın besliği çekiyoruz öyle. Keseceğiz kurban için. Evet. Ne kadar abi? Canlı etini. Celep. Celep, nereden bildin Celep? Celep işte kusura bakma bizim Volkan abimiz çok iyi bilir böyle şeyleri ya. Celeplik onda. Ondan sonra tereyağı işi onda. Bütün yani köyle ilgili her şeyi bilir. Ekmek evet. Bile yapar. Kilosu o zaman belli olmuş. Aynen. O zaman 3 liradır, şimdi 5 lira olmuştur. Yeni Pazar Cavdara. Ekrem korktum birden ya. Sıkıntı Ekrem yok. Bu iş sende. Ekrem şey Volkan abi senle. Tanıdıklarımız var. Şimdi bizim tanıdıklarımız var. Şu an benim anladığım kadarıyla Volkan abi şey yapacak. Senden mesela birini bulacak, senden alacak, ona satacak gibi bir hali var. Volkan abi senle bu işe girecek gibi Ekrem. Buyurun gelsin ya. Demek. Sen bana bunu 50'ye ver, ben 65'e okutacağım gibi bir tarzın var senin Volkan abi. Fark ettim. Ekrem teşekkür ederim. Demek. Sağ olasın ben her şey için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Köydeki gençlerimizden biriyle daha beraberiz Yusuf. Çok güzel bir köy burası. Ne söylersin? Evet, burası ilgili? Çok güzel bir köy. Yazın farklı, bahar farklı, kışın farklı geçiyor. Kışın mesela kendi evlerimizde oturduğumuz zaman ben şimdi dedemin evinde de kalıyorum, ninemin evinde de. Yer ocaklarında sofrası başka oluyor. Kızartması. Ocak kızartması. Ondan sonra ufak tefek böyle peynirler yapılması, sabah kahvaltısı çok güzel oluyor. Manzaraya karşı müthiş oluyor yani. Evet. Doğal besin olarak da keçiden sağdığımız sütleri, keçi sütü çok faydalı, evet. Her şeyi birebir yani. Kansere falan faydası da var, çok iyi bilirsiniz. Evet. Buranın şu özellikleri de çok güzel. Tek tarihi belli olmayan köy burası. Evet. Yağcılardır.
Çünkü 13 tane mezarlık var burada. Hı hı. 13 tane farklı. 13 tane mezarlık farklı farklı bölgelerde mezarlıklar var. Hı hı. Bunun içinde eskiden sular altında kaldığı için tepede kelepçeler var. Kelepçeler mesela gemilerin liman yaptığı yer burası. Aa, buralar deniz miymiş? Burası komple deniz. Aşağı kadar komple aralarında deniz yani. İnanmıyorum ya. O zaman burası bir zamanda tepeydi. Kesinlikle. Sular yine denizdi. İnanmıyorum. Sadece gün geçtikçe zaten toprak yenilendiği için aşağı doğru su çöküş haline çekiliyor. Çekil hale bu hale geliyor yani. Kelepçe var dediğin o şey. Kelepçeler yukarıdaydı. O mesela yukarıda gördüğümüz kelepçe ne kelepçesi? Kelepçeler gemilerin liman yaptığı zaman çengellerin takıldığı yerler burası. 3-4 tane yerlerde var yani aynı bölgelerde. Han gibi eski zamanların burası hanı gibi. Yani bayağı bir yüzyıllar geçiyor. Süre gelince de o kelepçeler mesela hazinelerin olduğu için hani altın şeyler bulmaya gelenler onları yok etmeye çalışıyorlar sadece. Biz hani koruyabildiğimiz kadar koruyoruz ama dışarıdan gelenler bu şeyi özveri göstermiyor. Ben fırsat buldukça kalmaya çalışıyorum işim gereği hem burada olduğum için. Ama köyümü seviyorum. Köy güzel, çok güzel hem de. Evet. Şöyle mesela hayvanlara baktıkça mesela şehir merkezinin o bunalması, evet, sıkıntısını burada stres olarak atabiliyorsun. Sabah pipi çekiyorsun, oksijenini çekiyorsun. Evet. Ona göre çayını demliyorsun. Müthiş bir şekilde hayatı güzel zinde başlıyorsun. Şimdi 1966'da kurulan bir takım ve geçmişi tek olan takım yani. İnşallah daha güzel yerlere gelir. İnşallah, inşallah Aydın Spor daha iyi yerlere gelir. Çünkü Aydın'la... Abi baksana o deli dava gibi abi o deli dana. Deli dana bu ya vallahi. Alır mısın? Ekrem deli dana bu ya. Ekrem alır mısın lütfen? Ekrem annesinin yanında bir şey yapmak istemiyorum. Bir şey hakaret etmek istemiyorum. Deli dana tam olarak bu ya. Görüyor musun abi? Ya bir Aydın Spor konuşuyoruz. Bir Nazilli Medya Spor konuşuyoruz ya. Ya iki laf ettirmedi bize ya. Buzağı araya girince biz yok olduk. Deli dana öteki buradan bak burada var bir tane. Bakın buraya hapsi oldu bu. Ne oldu bir sabahtan beri bir muhabbet ettir ya. Oğlum. Bak. Alıvereyim mi? Isırıyorsun sen tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Vallahi çok mutlu olduk. İlk biz gelmişiz. Mutlu olduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağlık. Çok küçük, küçük olduğu kadar şirin, tatlı bir köy Yağcılar Köyü arkadaşlar. Ben bayağı bir bayıldım. Gezdik. Bitirdik sayılır değil mi muhtarım? Bu kadar zaten. Az daha var. Muhtarım bizi böyle çok güzel ağırladın. Çok teşekkür ederiz sağ olasın. Biraz bu köyle ilgili neler söylersin bana biraz köyü anlatır mısın? Ya köyümüz çok eski bir köy. Yörüklerden korunma bir köy. Tarihi belirtisi bilinmiyor. Yani biz seviyoruz köyümüzü az da olsa. Ama köylülerimizin Aydın'a göçenler de dönmesini bekliyoruz yani. Evet inşallah dönerler. İnşallah dönerler yani. Evet. Ha. Peki muhtarım burada daha önceki zamanlarda özellikle görüyoruz çok tarihi dutlar var. Evet. Ne yapılıyormuş? O ipek böcekliği yapılıyormuş. Tarihi önce ipek böcekliği yapılıyormuş. Yani ondan sonra odun kömürle geçiniyormuş köylüler. Odun kömürü. Onu hayvancılıkla şu anda hayvancılıkla devam ediliyor. Devam ediyor. Evet. Yağcılar ismi nereden gelmiş muhtarım? O da Tokçak işte yaycılarmış önceden. Yaycılarmış da ondan sonra yağcılara çevrilmiş. Yay demek acaba ne demek orada? Yay demek bu ipek böcekle ilgiliymiş zannediyorsam. Zamanında burada ipek böcekçiliği yapıyormuş evet, o zaman evet. İnsanlar. Evet. Çok eskiden muhtarım. Çok eskiden. Evet çok eskiden. Şu anda hayvancılık var. Şu anda hayvancılık kaç var. Kaç hanemiz var muhtarım? Hane sayısı 25 ama sabit duran o kadar değil. Kaç kişi var? Sabit 15-16 sabit. Diğerler gelip gidiyor. Yazın özellikle. Evet yazın geliyor kışın gidiyor. Hı hı. Biraz soğuk olduğu için yaşlılarımız kışın aşağıya kaçıyor. Evet. Burada rakım yükseklik ne kadar muhtarım? 650. 650. En yüksek yer 650. En yüksek yer 700 yakındır. 680 falan. Bayağı yüksek bir yer. O yüzden kışın durmak çok zor. Evet biraz yaşlılarımız için zor oluyor. Köyümün tek bir sorunu var. İçme suyu yetersiz. Yani orada bir... Çok da az insan var abi. Evet. Ondan yetkililerden onu da şey yapıyoruz söyleyelim yani. Onu. Evet. Yani içme suyu problemi yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Onu yaşıyoruz. Evet. Bunu söylemiş olduk. Evet. Muhtarım bir de ben şeyi fark ettim. Aynı zamanda burada yavaş yavaş böyle incir dikme çalışmaları da mı başlamış? Evet. O da var. Zeytin, zeytinyağı da var gibi. Zeytin de var. Aşağı yukarı var da çok değil ama yavaş yavaş incir işi de başlıyor. O nereden çıktı? Ya genelde nereden çıktı? İncir para ettikçe dışarıdan gelip de alanlar da var. Yani bu incirle uğraşan insanlardan. He, bu köyden değil ama dışarıdan. Ama köylü çok yapmıyor ama dışarıdan gelip alanlar var. Var. Çünkü o ekmeği oradan incirde yiyen insanlar gelip yapıyor. Yapıyor. Köşkler en yatan.
Bak buranın havası da güzel, onun farkındalar. Evet, evet çok güzel hava. Evet. Ne güzel olur abi. Sadın incir 650-700 rakamları da güzel olduğu söyleniyor. Tabii güzel olur. Evet, evet, evet. Önümüzdeki zamanlar geldiğimizde belki incir de yeriz. Evet, muhtarım. İnşallah. Bak muhtarımız i̇nşallah. Dikti orada, ata mahalli muhtarımız. Evet, evet. Vallahi muhtarım. Aynı zamanda buraya böyle gezmek için, görmek için evet. Günübirlik geliyorlarmış evet, insanlar. Çok geliyorlar, çok geliyorlar. Evet, evet çok geliyorlar. Vallahi muhtarım biz buradan bizi izleyenleri buraya davet edelim istersen. Buyurun gelin inşallah, hepimize kapımız açık. Herkese kapısı açık muhtarım. Zaten çok az insan var. Evet. Az önce Emine söyledi, bir ablamız eşekten birlikte evet, gezerken. Evet. Dedi ki az insan huzur. Evet o da bir doğru. Sen de muhtarım, sen birçok muhtarın daha şanslısın. Evet. Az insandan uğraşıyor. Yok görev aynı. Görev aynı. Az da olsa aynı. Aynı. Görev aynı. Ama az insan huzur diyorsun. Evet o huzur tabii. Tamam.